Akıllı, akıllı. Benim Osman'ım akıllı. O kadını koy ver geçsin. Oğlum koy ver geçsin. Onun da başına ümit verme. Yazık günah. Dilber alacağım. Aslı çok iyi bir kız vallahi. Oğlum dul kadını alıp ne yapacaksın? Koçarsan ailesine yakışır mı hiç? Kullan at oğlum, kullan at. Bir sana Meryem alacak ya. Ya ben Meryem'e karşı bir şey hissetmiyorum ki Allah. Meryem ayrıca Şişko'nun teki. Şişko'nun güzeli oğlum, gencirisi. Bak hele Meryem'in bir elleri var. Böyle hamur açmışın gibi yumuk yumuk. Her bir barnağının boğumuna bir fındık oturtursun. O kadar güzel kız. Niye deneliyorsun Osman? Otursan o kuzum. Yok yok, böyle daha rahat hala. Basurum mu var? Hayır hala. Utanacak bir şey yok. Ne utanıyorsun oğlum? Bende de var. Yok hala, basurum falan yok, tamam mı? Oğlum babanda da var, Bahattin amcanda da var. Bütün ailemizde var çok şükür. Çok et yoruk ondan oluyor. Zenginlikten oluyor. Ne utanıyorsun oğlum? Gurur duy. Halacığım artık istersen bu konuyu... Sabah kalktığında kuru kayısının üstüne bir bardak suyu içiyorsun. Hemen alttan açıyor. Öf. Osman ne haber? Aslı'cığım iyidir, iyidir, iyidir. Merhaba, nasılsınız? İyi bayramlar, Aslı ben. Halacığım bak işte Aslı. Uy. Uy şekerim çıktı. Oh, Allah sen bilirsin. Aslı sen misin yavrum? Benim, evet. Oh, ne kadar güzel tanıştınız vallahi, çok güzel oldu. Aslı'cığım istersen seni daha fazla işinden alıkoymayalım. Yok yok yok, benim acil bir işim yok, oturabilirim biraz. Oh. Oh. Allah sen bilirsin Allah. Pek de sıskaymış. İyi mi halacığım? İncecik. Sıskalar da sinsi olur deliler büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Ne yersin halacığım? Benim hiç iştahım kalmadı. Oy, zaten hastayım oğlum. Zaten hastayım. Bir lokma yesem hemen dokanıyorum. İyi. Öyle mi halacığım? Aslı? Bak hele. Bir köfte yiyeyim ben Osman. Tamam alacağım köfte. Aslı? Bak hele Osman, yanına pilavını bol koysunlar oğlum. Zaten içim almıyor. Pilavsız hiç yiyemem. Aslı? Yok benim kahvem var. Teşekkür ederim. Tamam. Nasılsınız? Osman güzel gezdiriyor mu sizi İstanbul'da? Osman Adana'da başka nişanlısı var kızı. Başka nişanlısı mı var? He Meryem. Bak hele yavrum. Biz bunlara yüksük taktık. Kızın anasına babasına söz ettik. Sen aradan çekil yavrum. Ama biz de yüzük taktık. Kızım sen dursun yavrum, dursun. Bence hiç şimdi bunu burada böyle hop diye konuşmayalım böyle konuları. Osman'ın da keyfini kaçırmayalım yani. Hmm, Osman'ım hasta zaten. Hasta mı? Evet. Hasta benim oğlum, hasta benim kuzum. Kıçığın üzerine oturamıyor yavrum. Kıyamam, kubban olurum. Ayakta dinleniyor hep. Ha, siz ona kırgınsınız tabii. Haklısınız tabii de. Yani benim abim de bunu isteyerek yapmadı. Şimdi bahçede gelincik var dediler. Osman anlatmıştır zaten. O da çalının arkasında böyle hareketi görünce. Sen ne diyorsun hoşik? Şimdi benim abim yanlışlıkla Osman'ı zıpkınla vurdu ya arkadan. Aman Osman oğlum, ay çok fenayım Osman, ay şekerim çok ne oğlum. Halacığım ne oldu? Bu sinsinin abisi seni kıçından vurmuş da hala bu kadına kurçun kurçun ediyorsun. Ay bak hele hakkımı helal etmem oğlum. Aslı sen git canım, ararım ben. Vay vay. Hala canım mı diyorsun şu karıya hoşik? Yok benim oğlum aldı. Benim oğlum aldı. Koy koy koyun oğlum. Boy boy boyun oğlum. El kızı almış da yuları takmış oğlum. Ay tıkandım. Ay tıkandım oğlum, tıkandım. Köfte geliyor mu Osman? Hayırdır inşallah.
Kim gelecekti ki? Kapıcı mı acaba? Aa, buyurun. Efendim, iyi akşamlar. Ay, Osman dostum ne haber ya? İyi akşamlar. Buyurun, buyurun. Hayırlı akşamlar hatun kızlar. Afiyet olsun evladım. Sağ olun. İyisin. Nasılsın? Sağ olun. İyisin. İyiyim şükür. İyisin, iyisin. Zindesin maşallah yaşına göre. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya halam ille de uğrayalım diye ısrar etti. Yarın da Adana'ya gidecek. Yoksa böyle habersiz gelmezdi, kusura bakmayın. Buyurun efendim. Şöyle oturalım. Tatlı alır mıydınız acaba? Getir bakalım hatun kızım, kuru kuruya misafirlik olur mu? Ama sizin şekeriniz yok mu, hani çıkıyor sürekli filan? Oy Allah, sen bilirsin yarabbim. Ben aptal, aptal. Ben miyim oğla? Bence seni kastediyor. Yok benim oğlum, ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Yavrum sen ayağına göre ayakkabı bulabiliyor musun kızım? Ayakkabı mı? Buluyorum tabii. Niye? Erkek dükkanlarından mı kızım? Niye ki, benim ayaklarım 38 numara. Yok yavrum, yanlışın var. Kızım 38 olmaz bunlar. Nasıl yanlışım var ya? Kendi ayakkabı numaramı bilmeyecek miyim? Benimki 43 mesela, net olarak biliyorum. Lan bunların numarası mı kalmış? Ayağınla bütünleşmiş bunlar ya. Ey, kaç senelik bunlar? Sünnetinden mi kaldı? Ya bakın, misafirin yanında söylenecek laf mı bunlar evladım? E bunlar misafirlerin yanında giyilecek ayakkabı mı Burhan? Dost başa, düşman ayağa bakar derlermiş. Ne kadar da güzel söylerlermiş. Afra tafra, afra tafra. Uy. Bizim orada bir meyrem var. Nasıl kibar, nasıl kibar. Ayakları 34 numara. Osman sanarsın papucunun içinde serçe kuşu var. Uçup gidecek. Sonra bakıyorsun. Aa, meğersem ayakmış. O kadar güzel kız yani. O yüzden hala dengede duramıyor işte. Uydurma. Hışık. Anası kılıklı. Çekticeği damar kurusun. Soykası batasıca. Tahsin Bey. Şimdi ben Osman'a dedim ki bayram günü size Adana kebap yedirirken, kızın dedim abisi gelmedi. Harald çağdan zumzuk vururken sağa gönül kodu dedim. Ha yok yok. Benim işim vardı da ondan. Şimdi alan bu olaya taktı da, yani gidelim kaynaşın, barışın, küs kalmayın, siz kardeşsiniz diyor. Kardeş mi? Ah. Ne oldu? Boynu tutulmuş da biraz onu. Boy boy. Osman'ımın da beli bıhını tutuk. Bir süre oturamadım ya. Ha, muhakkak. Bak hele Tahsin Bey, gençler çürük. Bizim gibi değil bunlar. Misal benim her yerim ayrı oynar. Öyle mi? Osman, halam, oğlanı alıp sen doktora götürsene oğlum. Sevaptır oğlum. Doktor değil halacığım, doktor değil. İyi fizik tedavi yapan bir sağlık kulübü var. Masaj yaptırdım, belime iyi geldi. Orayı söylüyor. Neresi burası? Götüreyim istersen. Yok gerek yok. Sen adresi ver, ben giderim. Yok, yarın beraber geldin Osman. Ben de buraya bırakırsın. Garip, Tahsin Bey de yalnız kalmamış olur. Günah. Kaç yaşında adam? Yok canım, zahmet etmeyin. Yok maşallah. Yaşına göre zinde ama. Siz yarın Adana'ya dönmüyor musunuz? Uy, ata binesim gelir. Dağ dövesim gelir. Elin oğlu ne mi olur? Hep de göresim gelir. Efendim? Tayyare geç saatte da. Şimdi gençler doktora giderler. Biz de seninle oturup bir kahve içerik Tahsin Bey. Ha? Kahve içer misin? İçerim. Nasıl içersin? Çok şekerli. Ey bilek de. Osman, halam. Tatlılar nerede kaldı oğlum? Ay benim şekerim düştü ha.
Uy, telledim. Şimdi aslında tabii sizin burada benim orada oturmamız lazımdı öğretmek için ama neyse ısrar ettiniz. Kele sen bir göster de kızım, haydi hoş şeklik etme. Tamam, peki. Şimdi arabanın boşta olduğuna dikkat ederek şuradan kontağı çeviriyoruz. Çevirdiğimizde bakın gaza basıyorum. Bir ses geliyor. Bu neyin sesi? Neyin? Motor. Senin gibi. Efendim? Motor diyorum, çalışıyor. Senin gibi. Çalışkan yani. Sorun o. Şimdi arabanın boşta olduğuna dikkat ederek debriyaja basıp... Osman'ın da vardı bu marka bir otomobil. Öyle mi? He. Bir gün bir kızı bindirir, ertesi gün öteğini indirir. O arabanın bir dili olsa da konuşsa neler söyler neler. Tamam. Şimdi birinci vitesi aldığımızda... Hepsi de vallahi senden güzel olmasın ama senden güzeldi. Efendim? Osman'ın sevgilileri diyorum. Kullandı kullandı attı. Osman'ın huyu böyle. Çektiğe damar kurusun. Aso vardı. Neyse şimdi konumuz hepsine başka. Hepsine de yüzük takar. Halasının keratası. Yüzük mü takar? Benim yeğenim böyle. Ne edek? Bir kızı beğeniyor. Rahat rahat gelsin tozsun diye barnağına yüksüğü takıyor. Kullanıyor kullanıyor atıyor. Diyor ki hala yüksüğü attık. Ne oldu? Kız hurdaya çıktı. Ama hiç derdi değil benim kızım. Ben Osman'la aramızda çok sağlam ve geleceği olan bir ilişki var diye düşünüyorum. O da öyle düşünüyor mu? Nasıl yani? Hatun kızım. Osman'ımız sağ solu hiç belli olmaz. Eski hanımını da hiç sevmezdim. Bir karış dili vardı senden iyi olmazsın. Aileyi hoş tutmadı, beynin halasını hoş tutmadı, kıymet vermedi. Ne oldu? Osman'ım hemen kapı dışarı ediverdi. Ha bu bana mı taş? Ben anlayamadım da onu. Yok yavrum, ben lafımı ortaya... Ortaya koydunuz, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar biliyorum. Artık da siz de lütfen şunu bilin. Osman sizin veya ailesinin lafıyla beni yargılamayacak kadar sağlam bir karaktere sahip ve beni de çok seviyor. Dıkandım. Valla şekerim çıktı ha. Arabada kapalı kaldık diyedir. Bir de koku sürmüşün ki. Uy. İnsanın burnunun direği kırılır. Vallahi dıkandım ha. Yavur gibi kokuyor. Şimdi efendim şöyle vitesi 1'e 2'ye takabilirsiniz. Böyle mi yapılıyor? Tabii önce debriyaja basacaksınız. Ayağıma bakarsanız. Bakıyorum. Tahsin Bey, ayakların da ufacıcıymış ha. Bir alıcı gözüne baktıydım da. Sonra yavaş yavaş debriyajdan ayağınızı kaldırıp... Erken de vallahi büyük ayaklısını hiç sevmem. Bebek beşiği gibi. Yavaş yavaş sağ ayakla gaza basacaksınız. Nereye götüreceksin? Efendim? Ehliyeti alınca beni nereye götüreceksin? Gezerik dolaşırık diyorum. Şimdi yani birinci viteste 20-30 metre girip hemen ikinci vitese... Gezmeyi sever misin? Yani. Nereleri seversin? Dilber Hanım. Boğaz'a gidek mi? Hayda. Balık yek mi? Dilber Hanım. Kebap da olur. Bir saniye dinlerseniz. Kaçar kaçar giderik. Dilber Hanım ayıp oluyor ama. Neden? Çünkü efendim ciddiye almıyorsunuz. Bu şekilde öğrenilmez ki. Aman şoförlük mahana, sohbet şahana Tahsin Bey. Bak hele bu arabayı sen kullanırsın. Ben yanına kurulurum. Gezer gezer dolaşırız. Ne dersin ha? Uy, dinledim ha. Ha arabanın içi sıcak da ondan. Öyle olmaz. Ben size öğretemeyeceğim efendim. Sohbet açılıyor. Şey oluyor. Dostuna söyleyeyim. O güzel kullanıyor. Ders versin size. Bu
Ben neden ısrar kıyamet buraya oturttun oğlum? Ya araba sürmeyi öğrenecek ben miyim sen misin ya? Tabii sen oturacaksın. Baba, sen koskoca Dilber Koçarslanlı'ya sen diye mi hitap ediyorsun hoşik? Ya sen bunları kafaya takma. Sen benim dediklerime kulak ver yeter hanım teyze. Despot musun oğlum sen acık? Despotum değilim, o senin problemin değil. Hadi bakalım çevir akonta. Aa çevirdim, ne oldu? Ne oldu? Araba gitmiyor. Gitmez, neden? Neden? Gaz vermediğin için yakıt hava karışımının içinde kıvılcımla yanmasıyla patlama olmadı. Olmayınca yarattığı basınç piston tarafından hareket enerjisine dönmedi. Anlıyor musun? Hiç anlamadım. La ilahe illallah ya, ya beni dikkatli çetin de hanım teyze bir daha anlatacağım ha. Abo, sende çok fena sinir var oğlum. Dikkat et, çok sinir erkekte hastalık yapar. Ne hastalığı yapar? Ülserin var mı? Yok. Basur? Ya yok. Kaşıntı? Yok. Geceleri terliyor musun? Bazen yaz aylarında. Hı, sinirden, o yapar. Sinirden mi? Geceleri yatarken koltuk altlarına samsağı ezip koyacaksın, tilbendiyle bağlayacaksın, termer kalmaz. Sami sen. He, bir de vakit geçirmeden evlen. Karısızlık da sinir yapar. Koltuk altlarında sarımsakla hangi karı evlenecek benimle ya? Ben sağ bulurum. Allah'a mı? Evelallah. Çevir bakayım akonta. Çevirdim. Geç vitese. Geçtim. Ver gazı. Aha stop ettim. Of hanım teyze ya bu 10. mu 20. mi ne ya? Bak sabit teklif. Sen hiç ehliyeti falan boş ver ya. Alma sen ehliyet mehliyet ya. Sen bana kız bul. Ben seni istediğin yere götüreceğim. 5 kuruş da para istemiyorum. Teklif bile etme sakın. Bana bedava şoförlük mü edeceksin oğlum? Garanti. Yeter ki sen araba kullanma ya. Al kız kimmiş? Ay. Bu güzeller güzeli Dilber 2 gecedir bir damla uyumadı. Uy. Böyle yatılı musafirin soykası batsın. Çekticeği damar kurusun. Dilek çok ağlıyormuş değil mi? Ay Tahsin Bey. Kıllıcık bebeğini alıp geliyorsun sen İstanbul'a. Bana mı güvendin? Karı koca sabahtan akşama kadar sürtüyorlar. Yetmiyor. Bir de bebeği kafama atıp gecelerde ziv ziv geziyorlar. Yazık ama ya. Kaç yaşında kadıncağız yani. Ah, yüreği sıfatından daha güzel kızım. Doğru diyorsun. Nereden bakınırsan bakın 40 var. Kafam gitmiyor. Nişanlım dedi ki sabaha kadar dedi bebek ağlamasından gözüme uyku girmedi dedi yani. Cibilliyeti bozuklar. Hiç düşünmüyorlar beni. Karı koca İstanbul'u gezeceğiz diye kışlarda net yağ sürülmüş gibi. Oradan oraya koşturuyorlar. Hoş şiklir. O zaman alın karşınıza konuşun Dilber Hanım. Yatılı misafirlik kısa olur deyin. Üzüldün. Üzüldü mü? Bağlayamadın. Hayır yani. Neden? Öf. Ondan değil de bizim Aslı da gürültüden rahatsız. De hele ne var? Amanın kadasını aldım. Başımın tacı. Söyle Dilber ablana. He. Bırakın bebeği oğlum. Ben bakarım yavrum. 40 yılın başı geldiniz gezin dozun bambım. Kela hiç ayıp olur mu? Hiç zahmet olur mu? Kurban olsun Dilber teyze soğa. 5 dakikaya geliyorum kuzum. Misafirler mi? He. Köfte gibi kızarım, biber gibi patlayın inşallah. 40 yıl gözünüze uyku girmeye, kafanız yastık yüzü görmeye. Ne diye tatlı karıştınız o zaman? Dayım gelin oğlu ne edek? De hele kızım. İşe gitmeden dedim bir uğrayayım sabah kahvemi içeyim. Her sabah siz bize geliyorsunuz. Bu sabah da ben size geldim. Fakat ne güzel altın, incikler, boncuklar, zincirler filan. Bunlarla takı yapacaksınız. Herhalde. Değil mi?
bak hele. Bu Dilber Koçarslan'ın var ya çok gün görmüş kadındır. Bir diyeceğim var zar. Ivırıp kıvırmadan söyle yavrum. Şimdi o zaman kelimeleri çok dikkatli seçmeye çalışacağım bunu söylerken. Kaloriferleri tamir ettim Dilber abla. Başka bir şey var mıydı? Sağ ol Sabit Efendi. Her odayı çek ettin mi? Çek ettim. Her yere girip çıktım. Girip çıktım. Ha. Az dur o vakit. Bu ne affedersiniz? Metal detektörü. Ben sağa itimat ediyorum. Sen kendine itimat ediyorsun. Ama nefis bu. Hiç nefse itimat edilir mi? Değil mi ama? Anlamadım. Ne? Darılmaca yok. Her yer zebil gibi altın, gümüş. Senin kötü niyetin olmaz. Benim kötü niyetim olmaz. Altın zincirin kötü niyeti olur. Atlar senin cebine. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Nasıl atlayacak cebime? Yalnız hanımsın. Hele ki benim gibi hali vakti yerinde. Çekmecesinde kilidi kulpu olmayan altını gümüşü ortada hanımsın. İnsan da böyle pimpirik yapıyor Sabit Efendi. Kusura kalma. Haydi geçmiş olsun. İyi günler. Babamın oğlu sanki. Tabii arayacağım altını üstünü. Hemen ne sarkıtıyorsun suratını? De hele bakalım. Ha. Şimdi tabii söylemesi biraz zor bir konu benim için. Ama önce sizle bir konuşmak istedim Yüz. Abao, hamile misin yavrum? Hamile mi? Kaç aylık olmuş? Hayır hayır ya ay falan yok öyle bir şey. Boyu devrilesici Osman. Hayır 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 yok öyle bir şey yok. Aldırdınız mı Yusa? Hayır ne münasebeti Dilber Hanım. Yok öyle bir çocuk mucuk hamilelik öyle bir konu yok. Çocuk falan yok konu dışı konu dışı. Çocuğun olmuyor mu yavrum? Ne? Kısır mısın kızım? Hayır canım nereden çıktı? Beyinle de ondan mı ayrıldınız yavrum? Ay Dilber Hanım ne kadar saçma sapan konular açıyorsunuz ya? Hamilelik falan yok böyle bir konu yok. Ben buraya sizle babamla ilgili bambaşka bir konu konuşmaya geldim ya. Boy boy sıskalık sende sinir yapmış yavrum. Şimdi tabii annemiz de yok ya babamız bize daha çok lazım. Yani işte babamızın bize biraz daha çok vakit ayırmasını istiyoruz iki kardeş. Yani sizin de tabii çok güzel bir komşuluğunuz var babamla. Ama yani biraz daha seyrek görüşürseniz biz de babamızı özlüyoruz. Onu demek istedim yani. Bitti mi? Bitti. Abba Yavuz hırhız ev sahibini bastırır derler. Babanızı bütün gün yanınız koyarken aklınız neredeydi kuşçuklar? Ben anlamadım yalnız burada Yavuz hırsız biz miyiz siz misiniz? Tam çözemedim bu lafı. Ben lafı ortaya koyarım. Anlayan alır gider anlamayan sen gibi pel pel bakar. Yani? Yani şöyle. Hacı hacı kaldır sacı vur tokacı. Evin nerede? Çamlıbel'de. Çamlıbel nerede? İki dağın arasında. Ya. Süt getir, peynir getir. Ben yayayım. Sen burnun dik otur. Bitti mi? Bitti. Ne demek oluyor şimdi bu böyle? Senin lahırdıların bir kulağımdan girdi, öte kulağımdan çıktı demek oluyor. Koskoca kadınım. Nereden bakınırsan bakın kırk varım. Bu yaştan sonra çoluk çocuğun lafıyla harekat edecek değilim. Peki. Peki. Dur hele. Dur. Nasıl yani? Şaka mı bu? Kusura kalma yavrum. Aklına bir şey gelmesin. İncik boncuk üstüne başına yapışır. Cebine, çantana, orana burana atlar da fark etmesin. Sonra da Dilber teyzem aramıştır, bulamamıştır de üzülürsün. Kaldır. Ayağa aç. Bunlar geldiğimde vardı. Onlar benim ama.
Aklıma bir şey gelmesin ya. Tahu hocası sağ altın boncukla tesbih yapıyorum diye herkesin içinde bağ kemçiriyor, beni ezikliyor. O an oluyor ki. Hayır, iyice öğrendikten sonra altına geçersiniz diyor ama hayır, o ne karışıyor? O yüzden müdahale ettim. Bırakın ya dedim. İsteyen altın kullanır, isteyen zümrüt. Aman bırak ya, zot direk adamın teki. Hiç beğenmedim. Ama sen beni korudun, korladın. Vallahi hiç müdahale etmem, hiç. Hemen söyleyiverim böyle. Üzüldün. Hayır yani. Bağlayamadın. Hayır, o değil de. Yine dipçik gibisin. Dayı, Dursun geldi. Boya bakıyorlar. Nasılsınız Dilber teyze? Sağ ol kızım, kendimin efendisiyim. Kendi kendime buyuruyorum. Mahpule, o bebek bakımı kitaplarını niye okuyorsun sen? Nişanlıyım dayı. Şimdiden hazırlık olsun. Zamanı geldiğinde iki ayağımız bir patiye girmesin. Bak dur, sana bilezik yaptım. Ay sağ ol dayı, ne kadar kibar ol. Dur hemen takayım. Yavrum yazık sevindi. Ay, bunun da yüreği sıfatından o kadar daha güzel ki. Al kolay gelsin. Vallahi bütün sülalen de kalbi temiz insanlar ha. Bir tane hırpo yok. Bizim aile de öyle. Allah helal süt emmişleri helal süt emmişlerle karşılaştırsın Tahsin Bey. Vallahi İffet'e bayılırdı, bayılırdı. Neyfu? Eşim İffet. Ya çok meraklıydı beni inciye bonca. Ne bursa takar takıştırdı. Deli kadın işte. Aklından o sana mı vardı kendisinin? Ne münasebet canım. Aklı başında kadındı. Süsü severdi yani onu diyorum. Taksın, takıştırsın, gezsin, tozsun. Bizim orada öyleler gövittir, vizcik derler. Efendim? Ne keleş diyorum. Çok hatun kadınmış. Ah düşünün Dilber Hanım, o kadar güzel yemek yapan kadın hiç kilo almaz mı? Vallahi almazdı. Sıskalar da sinsi olur delileri büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Çok hoş kadın, çok değişik kadın canım. Allah rahmet eylesin o vakit ne deyik. Efendim? Kele öyleydi böyleydi diyorsun da bu hatun kadın ölmedi ki. Tamam. Sizi koyup gitmiş Bursa'da sünüyormuş hoşşik. Hoşşik maşşik. Sinirli olmasa çok iyi kadındı, çok iyi insandı. Allah, sen bilirsin. Ben kalkayım Tahsin Bey. Sanarsam az şekerim çıktı. Hadi geçmiş olsun. Gene bekleriz Dilber Hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuklarla bu mevzuları konuşamıyorum. Vallahi sizinle konuştum. İçimi boşalttım yani ferahladım inanın rahatladım. Ya. Ben de ferahladım Tahsin Bey. Sohbet tatlı ama akşam oldu. Ne demişler? Üzümcük, herkes yerine düzümcük. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gene bekleriz. Yarın kursta görüşürüz artık. Sonra yine oturur kahve içeriz, sohbet ederiz. Yarım kaldı sohbetimiz. Hayır kaç yıllık karım. Sevmez miyim? Tabii severim. Allah. Sen bilirsin. Ama yalvaracak değilim kalk gel diye yani. Yok yalvarmam efendim. Tabi canım. Sizi kovmuş gitmiş. Ne kulçun kulçun edeceksin karının arkasında. Değil mi ya? Değil mi ya? He, Bursa'da keyfi keka. Ziv ziv geziyor diyorlar. Kim diyor canım? Vallahi bilmiyoruz. Ben de dedikoduyu sevmem. Ama iri ufak bit yavşak. Herkesin ağzında. Zaten sağ zottik atıp giden karının peşinden kul köle olmak yakışır mı Tahsin Bey? Yok o kadar da uzun boylu değil. İffet pırlanta gibi insandır. Çok da iyi bir annedir. Suikast batasıcı. Efendim? Kela hanım senin burada İstanbul beyefendisi dipçik gibi beyin var.
İki tane sulak yerde büyümüş maşallah kapılardan sığmayan evladın var. Rahat mı batıyor? Ne vit vit kalkıp gidiyorsun Bursa'ya? Of salam almıyor. Bravo, bravo. Benim de öyle. He, farazın. Benim gibi hatun kadın olsa beynin dizinin dibinden ayrılmaz. Kırar kıçına oturur. Evine, işine bakar. Ya, ya diye mi işte? He. Bizim orada bir laf vardır Tahsin Bey. Deh demeden yürüyen at, buyurmadan gören evlat. Eve girince gülen avrat, evde var hayır berekat. Bak ne güzel söylediniz işte. Sen daha güzel dinledin. İffet de güler yüzlü neşeli kadındı sağ olsun. Ah o sinir olmasaydı ah ah. Uy tülledim ha. Ama bu sefer öyle bir tülledim ki cımbıldım çıktı. Uy dıkındım vallahi dıkındım. Bu Sabit Efendi çok yakıyor kaloriferleri. Çağırıp söyleyeceğim. Ne şimdi bu efendim? Yalandan tennis. Sen şimdi buradan havaya vuruyorsun, o oradan geliyor televizyonda topa vuruyor, müsabaka yapılıyor. Birlikte oynarak diye aldım, Osman anlattıydı da. Ben harbuki yani sohbet ederiz diye geldim ama. Yok, sohbet etmeyik. Niye? Kadasını aldım, konuş çenemiz düşüyor. Bak ne güzel spor yaparız. Bak hele. Bak, topa vuruyorsun. Oradan alkış tutuyorlar esaf gibi. Allah Allah. Neler yapıyorlar yahu? Dur bakayım. çok eğlenceli ya. Hoşuma gitti. Yıllar önce biz yaz mevsiminde biz ailece tenis oynamaya merak sardık da. İnanır mısınız? İffet o işine bir güzel kıvırdı. Sonra... Telehüs! Ne oldu? Ya topa bak topa. Top kaçıyor. Biraz ara verip sohbet edecek diyorum. Yorulmadınız mı? Ama ne sohbet edecek canım, ne geleş. Silah atıp kuş vuruyoruz. Karavana. Aha, kuş pırttı gitti. Ama tebrik ederim, demin güzel vurduydun. Sağ olun, gençliğimde iyi atıcıydım ben. Oo. Esahtan. Vallahi, silah taşır ava giderdim. Maşallah, erkeğe de pek yaraşır. Hala da severim ama işte fırsat olmuyor. Olur, hala dipçik gibisin. En son 10 yıl önceydi, İffet'le bir poligona gittikti. Yahu şaşırırsın, ilk denemesinde daha attığını vurdu. Çok, maşallah, çok hırslı vuruyorsunuz. Soyuk hırsı matasıca, gebere sice, türeye müye sice. Kim? Koş. Bizim İfo'nun saç takıları meşhurdu. Allah sen bilirsin. Başına indi bir kelime kuş bir şey takardı yani. Tennis oynayak mı? Yakıştırır da vallahi. Silah atak o da olur. İfo deşarj olmak için yemek yapardı. Börek yiyek mi? Ya kıymalı böreği de meşhurdu hani. Boğaza gedek mi? Kim bilir boğazı ne kadar özlemiştir. Özlediyse gelir bana ne? Makbule Burhan'dan gebeymiş. Ne dediniz? Tıkandım. Vallahi tıkandım. Asıl ben tıkandım. Ben tıkandım. Masa düzeni iyi. Ah Dibler ablam, her şeyin en iyisini, en güzelini düşünür. Şalgam suyuna kadar düşünmüş. Benim favorim Dibler abla. Sağ ol yavrum. Getir dobanı da anana kızlı çorbası koyup kadasını aldım. Ah kim bilir ne lezzetidir o çorba. Adana olsunu bakalım sevecek misiniz? Hele şükür kavga tüyoş etmeden efendi gibi bir yemek yiyelim. Maşallah bu akşam sakin geçecek galiba Dursun Bey.
Sizin bile yüzünüz gülüyor. Dilber teyze, o nohutları konserveden mi koydunuz? Hayır efendim. Tazecik pişirdim. Peki hamurlar hazır mı yoksa donmuş falan mı? Onlar da sabahla taze taze ellerimle yuvaladım. Bakacağız bakalım. Afiyet olsun. Favorime iyi şanslar diliyorum. Arzayın devam ederim. Siz yiyin. Ben zaten nohut yemiyorum. Allah, sen bilirsin. Leylaylallah. Tatlı bu ya. Hamurlara şeker mi koydun hanım teyze? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Bu nasıl oldu Dibdir ablacığım? Acaba böyle mi olması gerekiyor? Tatlı mı olması gerekiyor acaba? Yok, yok. Ben de bilmiyorum niye böyle oldu. Ay, yenecek gibi değil. Yazık, yaşlı kadın ceviz işte. Şekerle tuzu birbirine karıştırmış. Abba, hiç anlamadım nasıl oldu bu böyle. Dibdir ablacığım, eğer ki sen üzülürsen ben daha fazla üzülürüm. Kendimi zorlayacağım ve bu yemeği yiyeceğim. Yeme oğlum, yeme, yenmez o. Ya Dibdir ablacığım, sen ye de ben hemen yiyeceğim bunu. Siz ne yaptınız Dilber Hanım? Çorbaya şeker konur mu hiç? Konulmaz, biliyorum herhalde. Uy, bu da her lafın içinde hoşçik. Yemeyin, kimse yemesin. Uy, zebil gibi de yaptım. Toplayın bari tabakları. Moral bozmak yok, diğer yemeklere geçelim. Her kişi hata yapabilir arkadaşlar. Dibdir ablacığım, ben hemen tabakları toplamana yardımcı oluyorum. Ver kızım. Sağ ol yavrum, Allah senden razı olsun. Ya benim yemeklerime iğrenç, yağlı derken ya. Artık daha da utandırma hatun kız, oldu bir kere yavrum. Ben de diyorum acaba Adana'da tatlıyla mı başlayla yemeğe? Sen aç da kendi kıçına gül. Sakin ol Dibdir ablacığım. Lütfen senden rica ediyorum, hanımefendiliğini bozma. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, yarışmanın seviyesini bozmayalım. Bu bir gastronomi yarışması. Yürü herhalde. Hayır, benim makarnam hamur olmuş olabilir. Ama en azından içine şeker koymadım yani. Sakın bir daha gülme ha, hanım teyze çemkiri. Yıldım ben bu programdan ya. Mutfağı bir görmeniz lazım. Her yer pislik, dağınıklık içerisinde. Tamam, sen çorbaya şeker koymuş olabilirsin. Dalgınlıktır, affederim. Yaşlı kadınsındır, affederim. Ama hijyen konusunda ödün veremem. O mutfağa köpek bağlasam durmaz. Allah bilir, haresi böcüğü her yerde dolaşıyor olabilir. Ay Dibler ablacığım, biz de senin tatlı tatlı dedikodunu yapıyorduk. Ne diyordunuz? Tecrübeli bir ev kadınının mutfağı herhalde bu kadar hijyenik olur diyorduk. Leylaylallah ya, senden korkulur hemşerim. Bakalım batılcan dolmamı beğenecek misiniz? Çorbadaki şeker nazar boncuğu olsun diyelim, hepimize afiyet olsun diyelim. Sen yemiyor musun gene? Yok, ben kuru patlıcan yemiyorum. Bağcıklık olsun diye yapıyor zor. Ne alakası var canım, patlıcan yiyince benim dilim böyle lelelele oluyor. Senin dilin kendinden öyle, acı huzur. Ben bu yemeğe sumak konulduğunu hiç görmemiştim. Sen gürgüsüzsün, biz ne edek? Hey, bu ne ya? Ne oldu oğlum? Ay, kusura bakmayın, vallahi çıkarsacağım ben. Sarımsağı mı fazla geldi oğlum? Ay Dilber dedi, kusura bakma bak. Şap gibi ya şap, nasıl bir tuz koydun sen buna? Abbahu, abbahu, nasıl olmuş bu böyle? Bu da mı benim görgüsüzlüğüm acaba? İki defa mı tuz koydunuz buna, ne yaptınız ya? Hiç bilemiyorum, hala candan mı oldu ki?
Elimin ayarı da tamdır ama. Sanki farazan birisi kundurup kapıdan gizlice girmiş, hamırıma şeker, dolmama tuz katmış. Şanssızlık işte. Ay dibler ablacığım, lütfen şalgam suyu iç. Lütfen dıkandın çünkü. Al. Şekerim çıktı Osman. Şekerim çıktı kuzum. Ablacığım bir sakin ol Allah'ını seversen ya. Böyle apar topar çağırınca bende bir şey oldu sandım. Daha ne olsun? Sinsi, sıska, dul bir kadın buldun. Peşinden kulçun kulçun ede ede hafızalarını kaybettin oğlum. Benim oğlum aptal. Benim oğlum aptal. Allah sen niye coştun şimdi durup dururken? Ne o Meryem falan mı varın? Oh o Meryem'in gıllicik elleri, ayakları, dombul yanakları, sırma saçları, badem gözleri, gülen yüzleri, tatlı dilleri burnumda tütüyor. Sen evlen o zaman Meryem'le. İnanır mısın Osman? Bu Meryem daha 13 yaşında vardı yoğdu. Ben bunu bir gelin hamamında gördüm. O bağa baktı, ben ona baktım. O bağa güldü, ben ona güldüm. Sanırsın ilk görüşte aşk. Bozmasın bize boyunu işte. Ya halacığım, tövbe ya. Bak, aslı da iyidir, aslı da tatlıdır. Onu da ilk gördüm. O bağa pel pel baktı, ben ona pel pel baktım. O bağa sahte sahte sırıttı, ben ona hiç gülmedim. Sanırsın ilk görüşte nefret. Halacığım valla işim gücüm var ya. Ne oldu, aslı gene bir kabalık mı yaptı? Nedir yani? Bak hele Osman. Bunların gözü bizim paramızda pulumuzda oğlum. Babalara helal südenmiş İstanbul beyefendisi. Ama çocuklar analarına çekmiş zar. Ne demişler? Deli ineğin deli buzağısı olur. Hayda. Nereden çıkardın hala paramızın peşinde olduklarını ya? Onların da hali vakti yerinde. Gözleri doymuyor Osman. Daha yeseler doymazlar bunlar. Hele o fırıldak Volkan. Bak sabahına kız kursu yaptırıyorum diyorum da. Hemen soruyor kaç para harcıyorsunuz diye. Derdi zoru bizim paramız pulumuz. Zevzek işte halacığım. Sen Volkan'ı niye takıyorsun? Aslı'ya da Osman seni aldatıyor demiş. Aslı yüzüğü attı. Aldatıyor musun? Haydi inşallah. Yok öyle bir şey halacığım. Yani derdi neyse kızı öyle bir şeyler saçmalamış. Para sızdırmak için olmasın oğlum. Benim de aklıma geldi de. Yani albüme sponsor falan için. Yani. Benim oğlum aptal, benim oğlum aptal. Hala bir dur ya, bir dur. Kele bu hayırlı olaydan sonra kim bize beddua etti de yine barıştınız? Aslı geldi benden özür diledi. Volkan bir yerden yanlış bilgi almış dedi. Hmm, para çekemeyeceklerini anlayınca tornistan ettiler değil mi oğlum? Hayır da yani. Bak hele Osman. Burhan dün gece rüyasında görmüş gündüz niyetini. Ben tarlayı satıp hayırlısıyla kursu açıyorum. Aslı da bağa geliyor diyor ki. Ver o parayı bağa yaşlı cadı. Ver o parayı bağa yaşlı cadı. Ya sen ne bakıyorsun Burhan'a? Oğa bakma, buğa bakma. Burhan'ın depesi delik ama rüyaları çıkıyormuş. Herkes söylüyor. Senin bu Dilber halan var ya, çok gün görmüş kadındır. O Asıl ile Volkan'ın maşallah dediği 7 gün yaşıyor. Koru kendini kuzum, koru kendini yavrum. Ne oluyor ya, ağlıyorsun? Uğursuzluk gelecek eve köve. Soğan doğramıştım da Dilber teyze. Ne yiyorsunuz? Yumurtalı ekmek, muhtelif yöresel peynir ve reçel çeşitleri. Ne içiyorsunuz? Tercihe göre muzlu süt ve veya demli çay. Bunlar kaçta kalktı? Aslı 08.45, Volkan 09.25 itibariyle. Volkan dün eve kaçta geldi?
Altında işte Sherlock Holmes başladı yine. Nasıl sürdürüp duruyorsun? Kendi aramızda bir konu Dilber Hanım. Sizin bu sabah baskınları daha ne kadar devam edecek acaba? Bey babanız sizi bağa amanet etti. Benim yokluğumda zil zil gezmesinler, eve de çat kapı iri ufak bit yavşak gelip gitmesin dedi. Seni kastetmiştir. Ne diyor yine? Yok aramızda bir şey Dilber Hanım. Kele Hüsnü'nün aranızda fısırdayıp durmayın. Başlarına ne gelecekse dillerinden gelecek. Şekerim çıktı vallahi şekerim çıktı ha. Atın kız. Akşama ne yemek yaptın? Kele bir göster bak. Yine teftiş saati mi? Buyurun. Öf. İllallah geldi lan. Her şeyimiz gözetim altında be. Alaturka Bayan Rottenmeier. Günaydın Dilber abla. Kele Hüs. Kulağımı patlatacağım hoşçak. Ne oldu ki? Yok bir şey yok. Yok. Haydi kızım sorgu sual etme işine bak. Haydi. Haydi kızım. Aa yeter ama be her sabah her sabah yeter ya. Açmayalım abi mecbur muyuz ya? Çalsın çalsın gitsin bana ne ya? Ben her sabah Dilber'i görmek zorunda mıyım? Aha ayıp ama Aslı. Yazık kadın çiğse. Çoluğu yok çocuğu yok. Kendi evladı gibi aklı kalıyor sizde ne yapsın? Kedi alsın lan o zaman. Bana ne? Açın kapıyı. Orada olduğunuzu biliyoruz. Yusuf be. Çok ayıp o da Aslı. Ay hoş geldiniz Dilberciğiz, hoş geldiniz. Buyur, buyur, buyur. Biz ilkten kapıyı duymadık da. İyiledir muhakkak. Hı-hı. Bir kahveni içerek hatın kız. Tabii, tabii, tabii. Günaydın. Hüsnü sana bu ya. Ay inşallah canıma minnet. Zaten Osman olmasa selam bile vermeyeceğim de. Aslı ben de bıktım ya. Ya babam annemle barıştı tatile gittiler falan desek bunun ayağını tamamen kessek buradan. Ya da gerçekten ayağını kessek. Dün gece de Bülent abi ilacı oldu ha. Bence adamdan hoşlandı onun için öyle davrandı. Olabilir ha. Belki bunun hayatı boyunca sevgilisi falan olmamıştır. Ama kim bakacak buna be? Siz iki hoşçaya bir çift laf edeceğim iyi dinleyin. Bir, ben kedi sevmem. Bu sıska gibi sinsi olur almaya da niyetim yok. İki, o alt katta oturan zottirik şarapçı hiç tipim değil. Bin tane göynüm olsa vermem, benden uzak dursun. Üç, senin ayağımı der, ayağımın durnağını kesmeye gücün yetmez, paçan sıkmaz. Dört, Osman'ın hatırı olmasa ben der, selam sağ günahımı bile vermem. Son olarak da, dört mü oldu beş mi? Beş oldu Dilber Hanım. Beş. Gençliğimde o kadar çok beğenin vardı ki beni. Çünkü popoma kaş göz çizsem senden güzel olurdu. Ha, bu lafları ortaya koydum. Siz hırpolar onlara avel avel bakın. Onlar da size. Senin yüreğin sıfatından daha güzel. Sağ bir lafım yok. Senin ayı gibi sesinden duydu her şeyi işte. Ulan esas senin köpek düdüğü gibi cırtlak sesinden duymuştur kadın. Lan ne geliyorsa başımıza senin yüzünden geliyor be. Bir konuşma bir konuşma be. Burada hesap veriyorsun kadına. Bir şey oldu diye gerizekalı sazan. Lan bu. Ben suçsuzum. Benim herhangi bir kabahatim yok. Ben bir şey yapmadım. Bu bana büyük bir komplo Dilber ablacığım. Osman bizim ailenin nüfuzunu kullanamıyor muymuş oğlum?
Bir gitse, konuşsa, dinese, etse. Neyi konuşsa, neyi etse, neyi dinese ya Dipdir abla. İçinde benim parmak izlerim var. Mücevherlerin fotoğrafları cep telefonumda. Benim param yetmediği için sadece evin dekorasyonunu merak ettiğim için gittiğime kim inanır ya? Kadir inanır mı? Ay Burhan espri yapma, zaten sinirlerim bozuk. Ay Burhan. Vay, vay. Soykası batası cakır kız. Bu çocuğu da el aleme malamat edecek. Sen merak etme oğlum. Dilber Dezcan'ın kapısı sağ hep kındırık. Ne de olsa Tahsin Bey'in amanetisin. Sağ ol, sağ ol. Kendisi ne zaman geliyor? Kim? Tahsin Bey. Nereye? İstanbul'a. Kele Antep'e kazık çaktı zar. Çocuklar da özledi, ondan soruyoruz. Ne vakit geliyor? Ay bilmiyorum Dibler ablacığım ya. Koyun can derdinde kasap ettir derdinde, kusura bakma da biraz ağır konuştum. Bizim orada bir laf vardır. Bir taş attım Karaca, geldi deldi yamaca. Ben nasıl sabrederim senden ayrı olunca. Ay! Beni almaya geldiler. Şu anda mahpus damlarına düşüreceğim değil mi ama? Kelepüyüz oğlum, dur hele delikten bak ah. Abi bu gece burada kalmamız lazım. Ne oldu ya? Anasını ya. Gelsin. Hırsız olamaz. Başka şüpheli yok mu dedik. Hali hazırda yok dediler. Ay yakacaklar benim çıramı ya. Ortalıkta görünmemem lazım. Hemen kılık değiştirmem gerekiyor. Nereye kadar Burhan Bey? Gerçek hırsızı bulana kadar Makbili. Polis uğraşmaz bu işlerle. Kendimi temize çıkartmak için gerçek mücevher hırsızlarını bulmam gerekiyor. Seni seviyorum. Halacığım nasılsınız, iyisiniz? Niye böyle bar kadını gibi giyiniyorsun? Ay ne bar kadını ya? Farkında mısınız bilmem ama ben bir moda ikonasıyım hala. Para veriyorlar mı? Ne parası? O dediğin şeyi yaptırtmak için sağ para veriyorlar mı? Yoksa bedavaya mı böyle hokkabaz gibi el aleme malamat oluyorsun? Ay hala var ya, sizinle birkaç ay geçiren kanser olur ha. Yani bunu yapabilitiniz var yani. Seninle de birkaç ay geçiren kör olur. Kele hiç aynaya, bir haline bakmıyor musun sen kızım? Destur Allah, sen bilirsin. Ne öyle şeytan gibi? Kız Burhan ne yaptın kendine? Ay Şahikacığım, başımızdaki belayı biliyorsun. İnşallah gün olur, kervan döner. Bir iki güne çözülecek inşallah. Biz de fena kavuşacağız ama hırsız bulunana kadar Burhan Bey böyle şekil yaptı kendine. Kızım olayı biliyorum da bu mudur yani? Böyle daha çok dikkat çekeceksin gerizekanın başkanı. Olayı bizzat araştırıp kendim öğreneceğim Şahika Hanım. Onun için de daha rahat olmak açısından Sherlock Holmes kıyafeti yanam. Hırsızı buldum Şahika Hanım. Çüş. Ne diyorsun hoşik? Ya o çalınan mücevherlerden birisi var ya. Ha. O Şahika Hanım'ın şu anda hırtlağında. Ben gözümle gördüm. Bu kolyeydi. Hatta fotoğraflarını da çektim. Bence şu anda hırsız Şahika. Ya manyak manyak konuşma dersizin başkanı. Ben bunu bir sene önce ikinci el mücevher satan bir kuyumcudan aldım. İkinci el mücevher mi? Evet canım, bazen zengin aileler dara düşünce mücevherlerini satarlar. Benim o kuyumcu da ahbaba gibi onları toplar bize getirir. Bir dakika. Bu kolye bizzat kendisi ise vitrinden çalınan sahtesi miydi acaba? Osman dostum da yalıyı gizlice satın aldım demişti.
Bu aile gerçekten fakir mi lan yoksa? Şimdi halacığım, bu Nilay'ın yani sizin yemeklerinize uyku ilacı falan kattığını ben hiç sanmıyorum doğrusu. Kelakat uyur. Bundan her şey beklenir. Kıçı yere yakından korkacan oğlum. Ya halacığım, siz Adana'da konu komşu, eş, dost, akraba vallahi iyiydiniz ya. Şimdi burada böyle yalnızlıktan evham yapıyorsunuz diyorum. Gerisin geri gitme diyorsun hoşik. Hayır halacığım. Aşağıdaki iki vıt derevizi haytayı Tahsin Bey bana amanet etti. O gelesiye kadar başlarını boş bırakamam. Ne zaman geliyormuş, haberin var mı? Hayır şimdi yanlışsınız, sinirleriniz bozuluyor. Yani vesvese yapıyorsunuz diyorum hala. Vesveseyi senin sıskarla yapsın. Benim aklım yerinde. O bücür Nilay akşamları erkeklerle buluşmaya gidebilmek için benim südüme, ıhlamuruma ilaç katıyor zor. Uyku ilacı. Televizyonun karşısında içim geçiyor. Ya halacığım, sizin oldu mu olası televizyonun karşısında içiniz geçer? Gece boğazımı kesip evdeki altınları çalsalar kimsenin haberi olmaz. Hayda. Sözde sözlün sıska sinsiye de gün doğar. Halacığım şimdi yani durup dururken... Güzeller güzeli, endamı dillere destan Dilber. Sen bu hallara düşecek kadın mıydın? Adana'nın yazıları, çifte gezer kuzuları. Allah bağa mı yazmış böyle kara yazıları? Ya hala ne kara yazısı Allah aşkına ya? Boğazımı kesip altınları çaldılar ya. Daha ne olacak oğlum? Hangi dağda kurt öldü? Dilber Hanım, iletişimimizi arttırmak istiyorum. Sizi tanımak istiyorum. Mesela çocukluğunuzdan başlayın. Kaç kardeşsiniz? Sözlüğün ailesini tanımıyor musun kızım? Yok, ben onu ifade etmek için... Sen de haklısın Zahar. Ne yorulacaksın? Bu fırıldak Osman'la yarınınızın ne olacağı belli değil. Ne tazeler bizim ailenin peşinde kulçun kulçun ettiler de... O Osman keratası hepsini ortada bırakıp el aleme malamat etti. Şeyi biliyorum, üç kardeşsiniz. Peki hep varlıklı bir ortamda mı büyüdünüz? El alemin varlığından sağ ne yavrum? Şöyle, şimdi o zamanlar Adana, o yıllarda Adana. Mesela bir Koç Arslanlı ailesi deyince... böyle hanlar, hamamlar mı, tarlalar mı, asmalı konaktaki gibi bir konak hayatı mı mesela? Biraz anlatır mısınız? Malın, mülkün hesabını mı tutacaksın? Şöyle yönelteyim soruyu. Şimdi siz İstanbul'a taşındınız. Kardeşleriniz burada, ailenin genç kuşağı genellikle burada. Adana ile hala bağlarınız var mı? Herkes öldü mü diye mi soruyorsun? Hayır Dilber Hanım, ne alakası var? Ben burada size başka... Mirasçılarımı merak ediyorsun. Ya ne mirasçısı? Ben sizinle ilgileneceğiniz bir sohbet ortamı açmak amacıyla... Kızım bak, ben sana şunu söyleyeyim yavrum. Bu Dilber Koç Arslanlı var ya, çok uyanık, çok gün görmüş kadındır. Bizim orada bir laf vardır. Yanan ışığın sönsün, baharın kışa dönsün. Bize beddua edenler bedduanız başa dönsün. Maniler. Manilerin sizin hayatınızda çok önemli bir yeri ve önemi var. Mesela Adana ile ilgili manilerden başka ilginizi çeken, böyle hatırladığınız, unutamadığınız, özlediğiniz bir şeyler var mı? Olmaz olur mu yavrum? Olmaz olur mu? Burnumda tütüyor. Hah! Mesela neleri çok özlüyorsunuz? Neler burnunuzda tütüyor? Meryem. Meryem. He. Osman'ın esah nişanlısı olan. O Meryem'in sırma saçları, badem gözleri, gırlicik ayakları... Her bir boğumuna fındık oturan yumuk yumuk el barnakları nasıl burnumda tütüyor. Uy, gergef üstünde kullar, allı yeşilli çullar. Kavuşsun hasret çeken, dua edin konuşulur.
Ya halacığım, aslı neden sizin mirasınıza gözükmüş olsun ki? Sen beni düğün akadasını aldın. Düğün senin, o sözde sözlüğün beni. Kedi gibi gözlerini kısa kısa, ağzını büze büze öyle bir sorguya çekti ki muhakemeye çıkmışım zar. Nasıl yani? Kaç kardeşmişim. Kaçımız ölmüş, kaçımız kalmış. Hanımız, hamamımız var mıymış? Sanarsın ki alacaklı. Ya merakından sormuştur halacığım, yani sohbet olsun diye. İnsan sohbet olsun de, nasılsın der, iyi misin der, ne yedin der. Komşunun kızı eve erkek almış der, bir şey der. Böyle sohbet mi olur? Derdi zoru bizim malımız, mülkümüz. Ben ölsem zil takıp oynayacak o şik. Aa, aşk olsun halacığım ya. Hele o gıllicik beyninde kuruyor ki, seni kafeslerse, ben de ölürsem mirasa konacak. Aa, halacığım vallahi sizin sinirleriniz laçık olmuş yani, biraz böyle gevşemeniz lazım. Benim oğlum aptal, benim oğlum aptal. Bu sıska silse elinden gelse kendi barnaklarıyla beni boğar öldürür Osman. Oo, işimiz var yani ha. Böğün gündemde ne var? Banka hesapları lazımsa getireyim. Şöyle bir şey aklıma geldi. Burada İstanbul'da yalnız yaşıyorsunuz. Evet. Koskoca bir dairede tek başınıza. Evet. Hiçbir tedirginliğiniz, korkunuz olmuyor mu yalnız bir hanım olarak? Olmalı mı? Ay ne bileyim yani, burası İstanbul, Adana değil. Tehlikeli bir şehir, cinayetlerin işlendiği bir şehir. Cinayet mi? Mesela geceleri burada bildiğim kadarıyla genellikle yalnızsınız değil mi? Nilay var yavrum, yalnız değilim, Nilay var. Ama yani bir şey olsa kedi kadar Nilay mı kurtaracak sizi ya? Şekerim çıktı. Bana niye bir şey olsun yavrum, Allah korusun. Korkmuyor musunuz? Kim bana niye zarar versin yavrum, ben kimseye bir zararım dokunmaz ki. Kapımı örter otururum. Hayır ama yani o kadar para, pul, mal, mülk filan. Ve bildiğim kadarıyla gündüzleri Nilay her zaman burada değil. Değerli koruma filan da yok. Yok. Bekçi mekçi hak getire. Hak getire fakat... Ben bir bağırsam bütün mahalle başıma toplanır. Aa, hiç sanmıyorum, kimse gelmez. Burası İstanbul, insanı kıtır kıtır doğrasalar kimsenin ruhu duymaz. Duyan da zaten başını belaya sokmak istemez. Uy, şekerim çıktı. Uy. Bu söylediklerim size neler hissettiriyor, biraz anlatsanıza. Sen git kızım, sen git. Git Nilay. Nilay da gelir şimdi. Git yavrum, Allah tıkandım. Vallahi. Ama ne güzel konuşuyorduk ya. Biz Allah sen bilirsin. Sen bilirsin yavrum, sen git. Allah sen bilirsin. Aha. Yine mi bu sürekli? Yaktım senin çırağı. Bu buraya girdi ya. Ya her yere konuyor pis. Ne yapacağız biz bunu? Ya. Ha? Hayır, o kadar akıllı ki niyetimizi de hissediyor. Of. Ay ne bileyim anacığım ya, o da bir can aslında ya, yazık. Ne canı ya, dalga mı geçiyorsun? Hiç acıyamayacağım vallahi, hayatımızı mahvetti be. Sürekli buralarda her yerden çıkıp duruyor. Ne bileyim anacığım ya, bana bak. Arkasından bir üzülen falan olur mu acaba? Ya bırak Allah aşkına, ben öldüreceğim zaten. Bu ölmeden de rahat edemeyeceğim ha. Ya. Uygun bir zamanda kıstıracağım bunu, çakacağım bir tane kafasına. Gebersin pislik. Ama işte bir şey olacağını hissediyor anacığım. Yok. Hissediyor, hissediyor. Bakma çok akıllı, çok. Onun için öyle kafasına vurmayla falan olmaz. Bak plan şu. Sıkacaksın gazı, kapıyı üstünden kapatacaksın. Kendini duvara çarpa çarpa çarpa, boğulsun ölsün. Pis. Ay iğrenç. Gaz da kokar leş gibi. Yok ya, kokusuzu var ya onların. Hmm. Öldürelim, ondan sonra alır çöpe atarız. Bitti gitti, kurtulduk be. Bak. Aa, öleceksin. Ne?
alacaksın gazı. Kapıyı üstünden kapatacaksın. Kendini duvara çarpa 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 boğulsun ölsün. Beni boğacaklar. Diri diri gömecekler. Ay. Tevekkeli içim geçti. Tıkandım. Allah, bu defa ben tıkandım. Hayır, kadeh dövmesi yine iyi. Yanımdaki genç hanım koluna Bülent yazdırdı. Ertesi gün ayrıldık. Şimdi o dövme ne oldu bilmiyorum, iyi mi? Akşama ne yapıyoruz? Burada oturup kaldık böyle. Ha? Aa, hadi. Ayasını. Ulan kim klonladı bunu ya? Tekini değil mi almışım ben? Hay anasını. Kesilmezken Sayın Seyit. Aa, ne oluyor orada ya? Teyze kimden kaçıyor ki böyle? Çek 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 çek. Yardım edin yok mu? Bir yardım edin yok mu? Soykası mı tasıcılar? Soykası mı tasıcılar? Ben orada fazla boyunlar kuşlar. Hani gazına boyun. Yardım edin yok mu? Bir yardım edin yok mu? Kıyım açın abla Cibler abla. Hayır, hayır. Ay, bırak. Dokunma. Dokunma aynı çetedesiniz hepiniz. Aa, adam kadını camdan aşağı mı atıyor? Dön bana, dön bana. Evet, gün geçmiyor ki ekonomik kriz bir aile faciasına sebep olmasın. İşte inanılmaz görüntüler sayın seyirciler. Yok artık. Kadını aşağı mı atıyor bu manyak? Adam ruh hastası ya. Annesi falan mı acaba? Özel hayata dikkat edene bak. Belki bir anne oğul, belki bir halayı ya. Henüz kim olduklarını bilmiyoruz. Fakat şu bir gerçek ki cinnet geçirmektedir. Yaşlı kadın camda ölüm kalım savaşı verirken... ...genç adamın probleminin ne olduğu hakkında henüz bir fikrimiz yok. Allah! Allah! Hayır Dila! Bırak beni! Eriyellerimi! Elledi! Elledi! Hayır Dila! Hayır! İntihar çözüm değil. Vurma bana! Haberlerde verirler bunu akşam. Bir de bu herifle reklam mı yapacağız? Yatar bu iş. Dibler abla bak, ahali bize bakayım. Zannedecekler ki aile içerisinde bir sorun var ama. Kurtardın beni, ümmet-i Muhammed. Oğlum. Bak, bak. İri ufak bir yavşak, hepsi toplaşmış, avele var, bakıyorlar. Bir tane yardım eden yok.
İstanbul bitmiş. Vallahi bitmiş. Kurtatır beni. Hayır, gidelim. Ben bunu kabul ediyorum. Atamı yüzüksün aşağı. Hayır. Ya yırtma, yırtma. Ben burada hayat kurtarıyorum dostum, yapma ya. Sıkıldım ben burada, soğuk esiyor, içeri çek. Beni içeri çek. Yırtma oğlum, yırtma oğlum. Oğlum anlaşalım, o zaman dörtte birini anlaşalım he. Üçte birini. Üç beş kuş bir yaş bir şey at oğlum ya. Bir şey... Oğlum yani oyunculara sendika lazım ha. Bu böyle olmaz. Yapma oğlum, niye yırttın lan? Evet. Dilber. Evet. Ben Azim. Dilber. Seni televizyonda gördüm. Camdan atlıyordun. Ağlıyordun. Baldırların esen rüzgarın etkisiyle açılmış idi. Hırpanın teki seni o pambik baldırlarından tutuyordu. Demek bu kadar vahattır İstanbul'dadır deyi atladım geldim. En sonunda senin izini buldum. Kimmiş ya? Yanlış nömre. Yanlış nömre. Ben Mendel'in başkasıyım. Senin o pürüzlü ılık ılık buharlı sesini her yerde her vakit her türlü tanırım Dilber. Bana bir adres ver. 40 yıldır kavuşamadık. Bu kadar hasret yetmez mi? Bana bir adres ver Dilber. Artık kaçamayacaksın. Ne olacak ya? Kendini teslim et, uslata erelim. Yanlış nömre. Aramayın beni. Artık çok geç. Geç mi? He? Ya hala bak, bana bir sürü yemin ettirdin. Yarın şu benim banka işini halledersin değil mi? Ha, evet. Ay. Evet. Oy. Şekerim çıktı. Hem de vallahi terledim. Ha. Şifrenin kilidini kırma yarışı. Oldu, harika tasarım. Azim. Azim ya. Sevgilin. Belalın. Aşığın. Azim, ne hal geldin? Nasıl buldun beni? Dediydim Dilber. İğne deliğine girsen seni bulurum dediydim. Televizyonda gördüm. İstanbul'da olduğunu anlayınca yayan yapıldak düştüm yollara. Gel buradan. El alama malama edeceksin bu yaştan sonra beni. Heyecanlandım. Hizmetçi kız duyacak. Ben heyecanlanmadım mı sanıyorsun? En son görüşmemizin üzerinden 30 yıl geçti. 30 yıl değil mi? Sen o kadar yıl beni arama. Benim üzerime. 6 kere. 6 kere evlendim, evet. Ya. Ben senin o kıllıcık ağzının damarışından Omar diyeceğini anlarım. Evlendim. Ama bir sor. Neye evlendim? Soruyorum. Ben isteyip isteyip 6 tane karıyı niye aldın? Haydi sordum. Cevabın var mı? Ben o kadınların hepsinde seni aradım Dilber. Senin o yanık boyday tenini. Kıllayacak küçük ağzını, çağla gözlerini, o pambik baldırlarını. Azim kelef, yüz. Hala hatırlıyor musun? Bak hele Azim.
Ne istiyorsun? Ne sessiz sessiz geliyorsun tozbağa gibi kızım? Benim akrabam. Konuşuyorduk sadece. Adana'dan benim akrabam. İyi tamam deyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Bir kahve koy da içelim. İyi tamam hemen. Zahmet olmazsa ha. Hiç değişmemişsin Dilber. Bizim bir gelen olacak. Ne olacak ya? Sucuk gibi oldun ha. Beyefendi de benim Adana'dan akrabam. İş için gelmiş de ziyaret etmiş kendisi. İyi Dilber teyze, söyledin hoş gelmiş. Rahat edemeyeceksen bir arabaya binek, otele motele gidek mi? Avel avel konuşma Azim. Ben namusun kitabını yazmışım, duvara asmışım, belirli aralıklarla imza günleri yapıyorum. Kahveni iç, edebinle git burada. Seni hiç unutmadım Dilber. Duydu inanma. Altı dene kara almış halen ta konuşuyor. Dilber. Ben seni 20, 25, 32 yaşlarında muhtelif zamanlarda babandan istedim mi, istemedim mi? İstedim. Benim için pambik işçisi dediler. Mart sıpası dediler. Çulsuz dediler. Anası samrısak, babası soğan dediler. Vermediler. Doğrudur. Bak, Adana'da kendi fabrikamı kurdum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Pambiklik kumaş üretiyoruz. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Hey Allah artırsın, ne deyek? Ama bir Dilber'im yok. Oy Azim. Bir del, üç del, beş del, altı dene karı. Onca yıl bu güzeller güzeli Dilber. Ne yedi, ne içti. Başka bir ihtiyaçları var mıydı? Hiç sorun yok. Bütün ihtiyaçların acısını çıkarırız evvelallah. Şarap gibi kadınsın. Yıllar içindeki ateşi söndüreceğine yellemiş. Telledim ha vallahi telledim. Tahmin etmiştim. Dilber. Arpayı biçemedim. Su soğuğu içemedim. Ben canımdan geçtim de bu yarıdan geçemedim. Kapı dibinde testi. Kemer belimi kesti. Hiçbir derdim yok idi. Yarın mektubu kesti. Ya bir de bu var. Ya ne olacak? Allah'ın hakkı üçtür dedik. Üç kere istedik, vermediler. Vermeyince biz de vazgeçtik. Belki hata yaptık. Ama zurnanın zırt dediği yerde hatamızı anladık. Koştuk sana geldik Dilber. Aldı karı boşadım. Hiçbiriyle mesut olamadım. Senin gibisini bulamadım Dilber. Beter ol. Dilber. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Amcan, dayın, abin, yeğenin, bir yakının kim varsa söyle, sen isteyek. İstemem. Niye? Başka sevdiğin mi var yoksa? Varsa vardır, yoksa yoktur. Azim sen git. Ben el aleme malamat edeceğim, git. Dilber, kokunu özledim. Azim, kadasın aldığımı yapma böyle. Dadını da özledim ha. Allah sen bilirsin. Bu gece beni misafir eder misin? Nerede misafir edeceğim kurban olduğum? Kurban diyen dilleri ve her yerini yerim. Ne olacak ya? Yere bir mitil atarık, yatarık. Sonuçta avara bir pambik içisi değil miyim ben?
sağa ne getirdi? Abo! Senin 20, 25 ve 32 yaşlarında istemeye geldim tabak. Lokumlar taze yalnız. Denedim 2 sene de bozuluyor, kurtlanıyor. 40 yıldır sakladın mı tabağımızı? Bu sefer bu tabakla seni isteyeceğim ve alacağım Dilber. Bu tabak 40 yıllık sönmeyen aşkımızın ispatı. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın Dilber'i kollarında. Allah canımı alsın Dilber'i kollarında. Gel gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız, Adana yollarında gezemiyorum yalnız. Amanın yalnız yalnız, ahdım yalnız yalnız, senin yalnız yalnız. Amanın yalnız yalnız, gezemiyorum ben yalnız. Beyefendi yakın akrabam oluyor Adana'dan. İş için gelmiş kendi. Bu gece misafir edecek. Yalayık ya. Yatakta rahatmış ha. Allah rahatlık versin. Ben öte odada yatacağım. Seni de yerinden ettik. Hiç gereği yoktu. İkimiz sığışırdık şuraya. Ne olacak ya? Bana bak. Hiç olur öyle hiç. Niye olmasın yavrum? Bir süre imza günü yapmaz idi. Kelepiz. Uy, ne diyorum aşık? Allah. Ormanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Her yanım çalı çırpı olduydu senin yüzünden. Ne olacak ya? Çeşme başı daha rahattı ama değil mi? Bilhassa geceleri. Dilber teyze. Lan! Zurnanın zırt dediği yerde. Akrabamla konuşuyorum. Ne var kızım? Burhan abi geldi. Dolu tabak getirmiş. Ne vereyim? Bu hırpodan da be. Masayın üstünde hazır tabaklar var. Onları da istediğini ver kızım. Mutluluk için 2 tane yalan söyle. Ne olacak ya? Şöyle oturun lütfen. Hele elimi kolumu nereye sokuyum yavrum? Ellerinizi hiçbir yere sokmayın. Aklımda şöyle bir şey var. Tek elinizi şöyle göğsünüzün üzerine koyun. Yüreğime gibi mi? Abba, hissi tarafımı ortaya çıkaracağın zarkatasını aldım. Öyle de diyebiliriz. Daha çok libidonuz aslında. Buyur. Yani nü bir çalışma olacak. Ne olacak? Doğal olacak. Olduğunuz gibi. Rahat ve açık. Yavrum, kızım, nadir doğru söyledin. Açık, rahat. Kele benim mayam öyledir. Hiç gizlim saklım yoktur. Lafı ortaya korum, beğenin alır gider. Beğenmeyenin canı sağ olsun. Benim ağzımın domarışından omar diyeceğim bellidir. Anladım. Harikasınız. Şimdi bacak bacak üstüne atın lütfen. Yavrum, şöyle hanım hanımcık bir resim olsun. Eş, dost, tanış, hepsi görmeye gelecek.
çok klasik ve çok kaliteli bir nü çalışma olacak. Ama daha çok benim hayal gücümden. İyi olsun, iyi. Beğenirsek bütün aileyi teker teker yaptırırız. Benim kılığım kıyafetim olmuş mu yavrum? İyi iyi, siz nasıl rahat edersiniz Dilber teyzeciğim? Kıyafet fark etmez. Yavaş yavaş başlıyorum. Az hareket etmeye çalışın. Sıkılınca söyleyin. Hadi. Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. İyi akşamlar. Efendim, Gençlik Festivali'nin resim sergisi için seçilen resimleri görmek üzeresiniz. Yetenekli genç ressamlar ve eserleri. Beğendiniz mi? Bu ne lan? Aynısı olmuş değil mi? Abba! Lan yaprak halam çıplak! Evet ama tam değil, kısmen. Sen bilirsin. Kızım bu ne? Demiştim ya size, nü bir çalışma. Ne demiştin? Ama söylemiştim size. Yani libidonuzu ortaya çıkarmak istedim demiştim. Lan biraz daha konuşmaya devam edersen benimkini ortaya çıkaracaksın ha. Ama... Şekerim çıktı. Of. Allah. Tıkandı. Allah tıkandı. Aa, resimdeki sizsiniz. Çok hoş. Allah. Ulan yaprak. Ulan yaprak var ya sen. Ne bakıyorsunuz kardeşim ya? Ayı mı oynuyor burada ya? Allah Allah, gidin başka resimlere bakın ya. Of of! Hanımefendi fenalaştı. Mesut, Neşet amca. Gel. Geç buraya. Geç. Kardeşim, ben bu resmi hemen alıyorum, tamam mı? Parası neyse vereceğim. Ah maalesef efendim. Öğlende gelen bir sanatsever o resmi aldı bile. Kim o ya? Adını veremiyoruz. Kusura bakmayın. Kim ulan o? Kapat. Tosi yarpak, Allah canın olsun. Güneşli günde de bana yıldır. Düz de bana yıldır. Hoş geldin Meryem. İyisin. Sizi görünce daha iyi oldum Osman Bey. İyi, Allah iyilik versin. Zayıflamışsın epey. Gele hasret olunca insanın boğazından bir şey geçmiyor, biliyor musun? Vay. Bağda bir uyku bastırdı ki. Siz oturun gençler. Ben yatıyorum. Yok hala yok, dur, yatmıyorsun. Şimdi Meryemciğim, halam sana bir yüzük hediye etmiş. Onu bir çıkarıp verir misin bir zahmet? Apau! Söz yüzüğü mü yoksa? Söz mü? Bir kusur mu işledim Osman Bey? Allah, sen bilirsin. Ya ne kusuru Meryem, kusur falan değil de. Hani şu yüzüğü ver, 5 dakika bakacağım, sonra geri vereceğim. Yo, vermem. Allah yazdıysa bozsun. Ferin kızım. Hayda. Bu yüzük bu barınaktan çıktığı gün benim öldüğüm gündür Osman Bey. Bunu da beyle bilin. Şimdi bak Meryemciğim, canım benim, tamam. Sen hayallerini yıkma, devam et de şu yüzüğü ver, 5 dakika bakacağım, vereceğim. Ne var ya? Ya ben böyle hasretten iğne ipliğe dönünce yüzük barınağından düşmesin de iyi, hani düşüp de araya girmesin de iyi, küçülttürdüydük. Biraz fazla küçültmüşüz. Şimdi de barnağımdan çıkmıyor. Çıkmıyormuş Osman. Bak Allah'ın işine ya. Ben onu çıkartmasını biliyorum. Allah! İçim fenalaştı Dilber abla. Kele oğlum, kızı rahat bırak. O senin bildiğin kaşar karılara benzemez.
Kıllıcık civarı kız. Yoldan geldi. Yol yorgan o zahar. Gelme üstüne. Ya tamam tamam alacım tamam. Aa, of hay Allah'ım ya. Tamam ben yarın sabah bir yer uğrarım. Hadi eyvallah. Gözüm yolda kulağım kapıda Osman Bey. Ha, oldu oldu. Aferin Meyrem. Gözüme girdin yavrum. Aferin. Tam da dediğim gibi rejimini yapmışsın. Çok da güzel erimişsin. Osman'ımın zevkine uygun. Manken gibi olmuşsun. Aferin. Ben bu yola baş koymuşum. Azimle şey yapan taşı bile deler diyorlar. Dilber abla. Kalabiz. Kahve yapayım içer misin? Yap. Hoş geldiniz enişteciğim. Evde miydiniz siz ya? Biz de fasıl yapıyorduk. Gündüz gündüz de fasıl oğlum. Yazı verir bu fasıl efendim. Bizim geleneksel. Ha, arkadaşlar çok ısrar etti de. Kıramadık. Bir şarkı çalalım mı? İstek var mı? Tutun ya biraz. Dilber Hanım aradı. Bu ne gürültü diye. Ya o cadıyla beni ne diye muhatap ediyorsunuz? Ya o da iki kat tepeden nasıl duymuş bu gürültüyü anlamadım ki. Şeyin gürültüsü olabilir mi acaba abi? Efendim? Eyvah. Kele apar tubanı başımıza yıkacaklar. Yöneticimizin kulağına hiç mi çakılmış? Duymuyor mu? Yöneticimiz uyuyor mu? Uyardık efendim, uyardık. Çalmayacaklar. Neyi çalmayacaklar? Fasıl diyorum, bitti. Ne fasılı Tevfik Bey? Çatıda kıyamet kopuyor. Demikten sordurdum, tamirat varmış. Bu ne tamiratı? Bizim hiç haberimiz yok. Hafsalam almıyor. Ne tamiratı yahu? Aha bu. Ne oluyor yukarıda? Şey enişte, sanırsam... baz istasyonu şeysi bu. Ne? Ya o kadar da dedim adamlara tüh bak ayaklarınızı kırarım dedim. Eğer takarsanız dedim hiç dinlemediler. Takıyorlar demek ki şu an. Biz kaçalım abi. Hadi cümleten yaza merhaba. Baz istasyonu mu dedin? Evet Dilber teyze. Bahane telefonlar için mi? Ya tamam Dilber teyze. Bizim çatıda mı? Ya Dilber teyze söyleriz sökerler Allah Allah. Sökmesinler kadasını aldım. Allah razı olsun. En sonunda telefonlar çekecek. Kele bizim evden hiç konuşulmuyordu. Ya mutfağa pırtacaksın ya şart köşesini oraya süneceksin. Allah sağ çık. Gidip söylüyorum. Alsınlar götürsünler onu buradan. Abou sen ne dussuz adamsın be. Onu elleme oğa dokunma. Bu apartmanın mısmır bir yerine uydu anteni de koymak lazım, asansör de koymak lazım. Vallahi size katılıyorum Dilber Hanım teyze. asansör fikrine hele bomba. Ben yönetici olduğum sürece izin vermem. Bir çivi bile çaktırmam. O vakit yönetici başkası olur. Hak var, hukuk var, demokrasi var. Ne demek o? Hiç. Ben lafımı ortaya koydum, beğenen olur gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Yani bir yönetici seçimi mi yapalım diyorsunuz Dilber Hanım teyze? Bak gençler ne güzel anadı. Allah canı yağla. Sen tepemizde oldukça bu apartmanda ne köy olur ne kasaba. Ben de adaylığımı koyacağım. Demek öyle ha. Benim kimseden korkum yok. Bir haftada gece konduya çevirirsiniz apartmanı. Hodri meydan. Adana'mızın isod olsun, şalgam suyu olsun, burgulu kaymağı olsun. Size küçük bir erzak paketi hazırladık. Yerken bizi hatırlayın deyin. Yönetici seçiminde tüm apartmana bir demokrasi dersi vermeniz dileğiyle. İnşallah, inşallah. Mayış artışıyla ilgili vaatlerinize de güveniyoruz. Sosyal adalet sağlanmalı. Dilber abla, küçüksün, Dilber abla, büyüksün, Dilber abla, yönetici küçüksün.
sen dilber abla. Apartmanı gece kondu yapacak. Uydu antenleri, baz istasyonları. Kaçak kat da çıkartır Allah bilir. Merak etmeyin azizim. Bizim oyumuz her zaman sizin. Yaşasın Dilber abla, büyüksün Dilber abla, yöneticisin sen Dilber abla. Bizim Adana'mızın isodu, şalgam suyu, kayma, burgulu ve meşhur rakısı. Meşhur rakısı mı? Hiç duymamıştım. Adana'nın meşhur rakısı mı var ya? Uyduda maç izlerken hem telefonla konuşur hem içersin oğlum. Ya Dilber teyze, senin kendi inşaat şirketine cebren ve hileyle geceden sabaha kadar buraya bir asansör yaptıracaksın, doğru mu? Gene üst kardeşine ses etme. Asansörün yeri hazırmış dediler. Yarın sabah bak gör. Dilber teyzenin sürprizleri devam edecek. Sizden de bir hane içi demokrasi dersi bekliyoruz Volkan Bey. Bahçemizi bir kafeye verecekmiş. Giren çıkan belli olmayacak. Oyunuzu bana verin, yoksa birkaç seneye burası alışveriş merkezi söyleyeyim. Herkes balkonunu kapatabilecek kadasını aldı. İstediğin saatte tadilatını yapsın. Bura kışla değil ki. Apartmanımıza özgürlük gelecek kısmatsa. Biz seçim rüşveti vermiyoruz. Sadece iyi yönetim vaat ediyoruz. 27 Mayıs'ta bu apartman nasıl bir idare hak ettiğini gösterecek. 27 Mayıs'ta bu apartmanda bir devrim yaşanacak. Dilber Koçarslan'ın dönemi başlayacak. Ama çok abarttınız bebeğim. Bu ne yahu? Bir şeyler için gevşeyin. Bunlardan yemem. Hadi öptüm. Hadi. Allah memleketinden ayrılıp sevdiceğinin peşinden gurbete düşenlere yardım etsin. Kendini mi diyorsun kızım? Ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Çağırdın beni buraya. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz sayende. Benim ne günahım var hoşik? Bu da kaşları çok dedikçe, kibriği oh dedikçe, pek mi burnum büyüdü, sen gibi yok dedikçe. Mani okumakla bir yere varamayız. Bana daha ivedi ve pragmatik çözümler lazım. Anamdan babamın sabrı taşıyor. 2 aydır oradasın, bu işin adı konsun diyorlar. Bak hele bacak kadar kızın afrasına dafrasına doç yağacak başımıza. Hiç anlamadım kuzum. Nasıl kandırdı seni de 3 günde nikahı kıydırıyor. Hala kafam anlaştı. Saygıda kusur etmiyor kız. Geleneğe göreneğe bağlı. Ben de sıkıldım çok bilmişlerden. İyi de oğlum aceleniz ne? Atlı mı kovalıyor? Hala. Meryem hamile. Ne? Sultan mı Osman? Bak hala şimdi bunu öğrendin diye kızın ensesinde boza pişir mi? Yani kıza çok kötü davranıyor musun? Bana hepsini anlattı. Kötü mü davranıyormuşum? Abba. Evet, çok eziyet ediyormuşsun. Oraya oturma, bunu yeme, bilmem ne. Kız hamilelik testini bile başkasının evinde yapmış. Sen fark edersin de el kaldırırsın diye. Ne? Ne el kaldırması? Tövbe. Sen de buna inandın mı Osman? Vay, seni de almış barnağında oynatıyor zar. Ya Allah sen de zorsundur. Bütün kızların burnundan getirdin. Aslı'yı da sen bıktırdın. Kele Aslı'ya ettiğimin 1000'de 1'ini buna edeydim. Canım yanmazdı. Asıl sıska sinsi başkasıymış. Güzeller güzeli Dilber. Koynunda yılan beslemişsin. Allah lütfen çocuğumun anası hakkında biraz daha nazik ol. Dıhandım. Vallahi dıhandım.
Hayır, yani ben de bir hafta daha burada kalıp birlikte Adana'ya gidelim istiyorum Osman'ım ama... iki canlıyım. Bir sinirlensem, bir üzülsem Allah korusun. Adam zorlar diyorsun ha? Ya saygıda kusur etmek istemem. Ama onun da mizacı işte, ne yapacaksın? Ya bir otele falan mı taşısak? Beni mi? Ben bir başıma ne yaparım otellerde Osman? Yok onu. Ha, olabilir. Ya da Adana'ya geçsin kendisi. Hazırlıklara falan başlasın. Hem oyalanır yazık. Ne Adana'sı o şik? Ay, ay ödüm patladı. Allah. İyi misin Meryem? Ben haftaya Burhan'la Makbule'nin düğününe gideceğim. Ne Adana'sı? Halacığım bir otelde mi kalsan diyorum ya. Meryem de burada tek başına kafasını dinlesin. Yazık, rahatsız. Otel mi? Bir hafta için halacığım. Yakında var güzel oteller, ayarlarım ben. Yani hiç gönlüm razı olmuyor Dilber ablam ama... Osman'ın ısrarı işte. Beni evimden mi kovuyorsun oğlum? Ya ne alakası var halam? Gel bizimkilerde kal diyeceğim, annem biliyorsun. Bence sen boş ver buranın düğününü falan. Bu akşam uç Adana'ya, bizim nişan hazırlıklarına başla. Ne dersin? Vallahi ben hiç karışmam oğlum. Meyrem benim için artık bir yabancıdır. Aa, vallahi üzülürüm. Ne oteli Dilber teyze? Bir hafta için otelde kalmam icap ediyordu. Olur mu canım? Bizde kalın. Ne? Yani bir sürü oda var, bizde kalın. Zaten şimdi iki düğün birden hazırlıyoruz. Siz de yardım edersiniz hazırlıklara. Çok seviniriz, bizde kalın. Sağ ol yavrum, sağ ol kızım. Meğer ne çok yanılmışım. Meğer bak senin de yüreğin sıfatından daha güzelmiş hakkın. Sağ olun. Buyurun Dilber teyze, buyurun.